terapisi felçli hastalara umut ışığı oldu. Çocuklarınıza aldığınız oyuncaklar geleceklerine yön verebilir. Amerikan iş hayatına bu genç Türk yön veriyor. Hayatın gündeminden mutlu pazarlar ben Mehtap Çolak Yılmaz. Sağlıktan teknolojiye, ekonomiden yaşama pek çok başlığımız var bu haftada. Gelin Amerika penceresinden gündeme hep birlikte bakalım. Amerikan ekonomisi geçtiğimiz birkaç ay belki de en hareketli günlerini yaşadı. Şükran günü yılbaşı derken yılın en çok alışveriş yapılan dönemiydi. Sadece bununla da sınırlı değil. Bir o kadar da yardım ve bağış yaptı Amerikalılar. En büyük yardımlarsa devlet kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. İşte tüketim toplumu Amerika yardımseverlik sınavından bu yılda böyle geçti. İster evsiz çocuklara yardım, ister huzur evlerine destek, ister otizm tedavisine katkı olsun, Amerikan hükümeti çalışanları her yıl Birleşik Federal Kampanya Fonu aracılığıyla istedikleri yardım kurumlarına bağış yapabiliyor. It was by John F. Kennedy. Bu fon Başkan John F. Kennedy tarafından 1961'de kuruldu. Amaç yerel, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarına, hükümet çalışanlarına neler yaptıklarını anlatma imkanı vermekti. Vicky Brimmer, Amerika'nın sesinin bağlı olduğu yayın yönetimi kurulunda Birleşik Federal Kampanyayı yönetiyor. Brimmer ve ekibi bu yılki kampanyayı başlatmak için yardım kuruluşlarını yayın yönetim kurulu binasına davet etmişler. Brimmer'ın hedefi çalışanları Birleşik Federal Kampanya hakkında bilgilendirmek. Adeyemi 2009 yılında yayın yönetim kurulunda çalışmaya başladığından bu yana kampanyaya destek oluyor. As long as I can... Para kazandığım sürece yardım edebilirim. Ne kadar olduğu önemli değil. Bu kampanya size çok düşük miktarlarda bağış yapma imkanı sağlıyor. Yaptığınız ufacık yardım bile hiçbir şey olmayan insanlar için çok büyük anlam taşıyor. Jameson ve diğer çalışanlar istedikleri kuruma bağış yapabiliyor. One day there is going to be a cure for cancer, and I hope to be a part of it through the CFC. My contributions to CFC is to help provide nutritious food to hungry children. Primer aylık maaştan 1 dolar bile bağışlamanın mümkün olduğunu ve sürecin çok kolay olduğunu söylüyor. Herkesi maaşlarından kesinti yapmaya teşvik ediyoruz ve bunu yapmak çok kolay. Yardım kurumları da bu yöntemden çok mutlu çünkü tüm yıl boyunca bağış topluyorlar. Claudia Lewis, çocukları hastaneye yatan ailelere kalacak yer sağlayan Ronald McDonald House isimli bir yardım kurumunda çalışıyor. Kurum, temel sağlık hizmetlerine erişim imkanı olmayanlara yardım eden gezici kliniklerde işletiyor. Pek çok insan büyük paralar veremem diyor. Oysa ayda 7 dolar bağış, kliniklerimizde 5 kişinin aşılanması anlamına geliyor. Küçük bağışlar birleşip büyük rakamlara dönüşüyor. 2013'te Birleşik Federal Kampanya dünyadaki yardım kurumlarına 200 milyon doların üzerinde bağış yaptı. Bu Amerika'da yürütülen iş yeri yardım kampanyalarının en büyüğü. Her yıl Amerika'daki iş yerleri yardım kurumlarına 2 milyar doların üzerinde destek sağlıyor. Bu küçük bağışlar insanların hayatlarında büyük farklar yaratıyor. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Türkçe yayın ekibiyle deneyim ve birikimimizi Washington'dan aktarıyoruz. Washington'dan doğru ve güvenilir haber 70 yıllık deneyim. Özel söyleşiler, farklı yorumlar. Türk-Amerikan ilişkileri ve dünyayı şekillendiren politikalar. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü güçlü haber ekibiyle hafta arası 20.45'te canlı yayınla karşınızda. Doğuştan yürüme engelli olanlar ya da omurilik felçlileri için bilinen kesin bir tedavi yöntemi yok. Peki hayatlarını ömür boyu tekerlekli sandalyeye bağımlı mı geçirecek bu kişiler? Tenesi eyaletinde yürütülen bir araştırma programında yürüme engellilerin hayatlarında fark yaratmak için uğraşılıyor. Umut Işığı'nın adı ise su terapisi. Tim Patterson yürüyüşe çıkıyor. Bu 7 yıl önce umur oluşan bir tümör nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Patterson için müthiş bir gelişme. Patterson suda yürüyüş bandı kullanan bir araştırma programına katılıyor. Programa başlamadan önce ayağımı hiç hareket ettiremiyordum. Şimdi ise yürüteç yardımıyla neredeyse 30 metre yürüyebiliyorum. Bu inanılmaz bir gelişme. Orta Tennessee Üniversitesi'nin performans laboratuvarında araştırmacı olan Sandy Stevens bu gelişmenin su sayesinde olduğunu söylüyor. Stevens'a göre suda tedavi bacakları hafifletip hareketi kolaylaştırdığı gibi sakatlıkları da önlüyor. Hastaların çok az kas gücü kullanarak adım atmaları mümkün. Bunu bir kez başardıktan sonra üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Yürümek bir refleks hareketi. Omurilik sakatlıkları uzuvlarla beyin arasındaki bağlantıya zarar verse bile bacaklar adım atmayı hatırlıyor. Yürüme eylemini dik durmak tetikler. Eğer hastanın dik durmasını sağlayacak bir ortam yaratırsak beyin emir vermese bile bacaklar doğal olarak adım atar. Araştırma, su tedavisinin hareket kabiliyetine küçük ama önemli katkılarda bulunduğunu ortaya koydu. Bir arkadaşınızı evinde ziyaret edebilir veya kamuya açık bir alanda tuvaleti kullanabilirsiniz. Kısacası bu tedavi engellilere birçok yeni fırsat sunuyor. Bu fırsatlar iki yıldır yoğun terapi gören Tim Patterson'ın hayatını değiştirmiş. Laboratuvar direktörü Dan Morgan bir sonraki aşamada sudaki yürüyüş bantlarının hareketi nasıl kolaylaştırdığını inceleyeceklerini söylüyor. Su terapisi sırasında bacaklarda neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Örneğin beynin daha önce kullanılmayan bazı bölgeleri terapi sayesinde faaliyete geçiyor olabilir. Morgan araştırmanın nereye varacağını bilemiyor. Ancak bu tedavinin engellilere gelecekte normal bir hayat yaşama modu verdiğini söylüyor. Ayşe Gülsümit, Amerika'nın Sesi Washington. Sihirbazlık yüzyıllar boyunca her kültürün parçası olmuştur. Amerikalı sihirbaz Kevin Spencer Sihirbazlık sanatını farklı bir boyuta taşıyor. Spencer becerilerini yalnızca insanları eğlendirmek için değil, özürlü çocuk ve yetişkinlerin hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyor. Kevin Spencer 30 yılı aşkın süredir sihirbazlık yapıyor. I saw my first when I was five... İlk kez bir sihirbazlık gösterisi izlediğimde 5 yaşındaydım. Anneme büyüyünce ben de sihirbaz olmak istiyorum dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ancak kariyerinin başında geçirdiği trafik kazası her şeyi değiştirmiş. Arabam kamyonun altında kalmıştı. Kendime geldiğimde hastanenin nöroloji yoğun bakım ünitesindeydim. Beynim ve omuriliğim hasar görmüştü. Kaza sonucu kaybettiğim becerilerimi yeniden kazanmak için bir yıl terapi gördüm. Solid.

Sihirbazlık yaparken kullanılan fiziksel hareketlerin geleneksel fizik tedavi yöntemlerinde kullanılan hareketlerle aynı olduğunda yine araştırmalardan biliyoruz. Spencer, dünyanın dört bir yanında özürlü çocuk ve yetişkinlere sihirbazlık numaraları öğretiyor. <laughs> Hareket becerileri zihinsel, kavramsal ve sosyal beceriler üzerinde çalışıyoruz. Kurs bittikten sonra katılımcılar bir de sihirbazlık numarası öğrenmiş oluyor. Yes, like that. Sosyal iletişim çocukların özgüven edinmesini de sağlıyor. One, two, three, four. oh, I get it. It's like a pattern. Otistik Liam Shannon katıldığı kursun çok faydasını görmüş. Birkaç sihirbazlık numarası öğrenen 10 yaşındaki Liam birçok duyguyu aynı anda hissediyor. <laughs> Kendimi sihirbaz gibi hissettim. Ciddi, mutlu ve gururlu. Harikaydı. Liam kendini çok iyi hissetti. Bir şeyler başarmış olmak özgüvenini artırdı. Sihirbazlığın nasıl yapıldığını gözlemledi, öğrendi ve yaptı. Spencer için asıl sihir Liam gibi çocukların olumlu tepki verdiklerini görmek. <laughs> Sahnede binlerce izleyicinin alkışlarını alabilirsiniz. Ancak bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmek ve bak başardım dediğini duymaktan daha büyük bir sihir olamaz. Kevin Spencer, içlerindeki sihirbazı keşfetmeleri için özürlülerle yaptığı çalışmalara daha fazla zaman ayırmayı planlıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. Başkan Barack Obama'nın 5 yıllık stratejik planlaması fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında uzmanlaşmış öğrenci ve öğretmen sayısını artırmayı hedefliyor. İstatistikler önümüzdeki yıllarda bu alanlarda eğitim almış öğrencileri olan talebin büyük oranda artacağını gösteriyor. Ancak bu bilim dalları gençlerin ilgisini çekmiyor. Özellikle kız öğrencilerin. Amerika'nın sesi velilerin çocuklarına aldıkları oyuncakların Onların mesleki seçimleri üzerindeki etkilerini araştıran ilginç bir haber hazırladı. Obama yönetimi gençlerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha eğitim alması için 3 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Bunun sebebi ise önümüzdeki yıllarda bu alanlardaki eleman açığının büyük oranda artacak olması. Ancak kız öğrenciler bu bilim dallarına erkeklerden daha az ilgi gösteriyor. Bu alanlardaki öğrencilerin sadece %25'i kız. Amerika Eğitim Bakanlığı'ndan Kemzi McCarrams, kızların kendilerini bu alanlardan dışlanmış hissettiklerini söylüyor. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili sektörlere bakarsanız yöneticilerin genellikle erkek olduğunu görürsünüz. Kadınlar hem cinsleriyle kendilerini daha rahat hisseder. Böyle olunca da kadınlar erkeklerin ağırlıklı olduğu bilim dallarında eğitim almak istemiyor. And Mühendis Debbie Sterling kızlar için inşaat oyuncakları tasarlıyor. Goldie Blocks adı verilen bu oyuncak, kızların boyutsal ve uzamsal beceriler geliştirmelerine, böylece de inşaat ve mühendislik alanlarına ilgi duymalarına yardımcı oluyor. Sterling, kızların ilgisini çekmek için oyuncağa Goldie adını vermiş. Goldie güzellik veya modaya odaklanmıyor. Goldie hikaye anlatabiliyor, zor sorunları çözebiliyor ve yeni bir dünya yaratabiliyor. Burası 7 yaşındaki Mia'nın odası. Bu odada oyuncak bebekler veya diğer kız oyuncakları yok. Oda eğitici oyuncaklarla dolu. Mia 5 yaşından beri fen bilimlerine ilgi duyuyor. Goldie Blocks oyuncakları Mia'nın bütün zamanını dolduruyor. When my grandmother first sent me the present, the spinning machine, Büyük annem bana iplik erime makinesi aldığında çok sevindim. Bu makinenin mühendislikle ilgili olduğunu biliyordum. Sonra internette bazı videolar izledim. Annem neden oyuncağı kurmak yerine videoları izlediğimi sorunca elimdeki parçaların yeterli olmadığını söyledim. O da bana oyuncağı kurmak için gerekli aletleri aldı. Kızlar için tasarlanan inşaat oyuncakları Amerika'da ilgi çekmeye başlasa da geleneksel oyuncak bebekler kızlar arasında en fazla rağbet gören oyuncak olmayı sürdürüyor. Uzmanlar Lego ve Goldie Blocks gibi oyuncakların çocukların mühendislik ve inşaat alanlarına duydukları ilgiyi arttırabileceğini, ancak çocukların gelecekte bu alanlarda eğitim almalarında asıl rolü velilerin oynadığını söylüyor. Goldie Blocks'ın ideası, iki beceriyi birleştiren bir oyuncak. Bir tanesi mühendislik teorilerini kullanarak makineler inşa etmek, diğeri de kızların yapmayı en çok sevdiği şeylerden biri olan hikaye anlatmak. Çocuğunuza sadece Goldie Blocks almak tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. Bu oyuncağın verdiği mesajların çocuklara aktarılması çok önemli. Uzmanlar kaliteli eğitim, iyi çalışma şartları ve ekip çalışmasıyla yaratıcı düşünce gerektiren projelere katılımında kadınların bilgisayar mühendisliği, bilgi teknolojileri ve fizik gibi alanlara yönelmesinde önemli rol oynayacağını ekliyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington. Bilim insanları yıllardır dört ayaklı robotlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Amaç robotları zorlu arazi koşullarında ağır yük taşımak için kullanılır hale getirmek. Şimdiye kadar uzmanlar robotların enerji gereksinimlerini karşılamada zorlanıyordu. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup mühendis bu engeli 30 kiloluk pilli bir robot üreterek aştı. Robotu üretirken dünyanın en hızlı hayvanlarından biri olan çitalardan esinlendiler. Uzmanlar robotların yakında çita gibi koşabileceğini söylüyor. Ancak robotların günlük hayata uyum sağlamasına olanak tanıyacak farklı teknolojiler hala deneme aşamasında. En büyük zorluklardan biri robotların enerji tüketimi. Bu karmaşık makineler hala oldukça ağır. Kullandıkları farklı motorların çok fazla enerjiye ihtiyacı var. En güçlü robot motorları ya bir enerji kaynağına bağlı ya da benzinle çalışan jeneratöre sahip. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden mühendisler ise çitalardan esinlenerek tasarlanmış, pille çalışacak kadar hafif olan 30 kiloluk bir robot üretti. Bu robot 40 santim yükseğe sıçrayabiliyor. Sıçradıktan sonra son derece güvenli şekilde yere iniyor. Tasarladığımız özel motor teknolojisiyle çok hızlı koşabiliyor. Enstitünün robot laboratuvarının direktörü Sang Bey Kim, robotun sadece 700 wattlık enerjiye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Robotun ayakları ve diğer parçaları üç boyutlu yazıcıda üretilmiş. Parçalar Kevar adı verilen askeri zırh ve miğferlerde kullanılan hafif ama dayanıklı plastik malzemeyle güçlendirilmiş. Robotun iskeletinin çok sert ve çok hafif olması gerekli. Şiddetli darbelere karşı koyabilecek bir iskelet tasarladık. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği robotun ayakları aşırı baskıya dayanamayıp bazı denemelerde kırıldı. Robotun bir başka özelliği ise özel tasarlanan motor kontrol mekanizması. Hali hazırda piyasada bulunan motor kontrol sistemlerinden hiçbiri aşırı güç ve baskıyı kaldıramadığı için kendi sistemimizi tasarladık. Uzmanlar bu robotta kullanılan yeni teknolojilerin fiziksel olarak son derece zorlu işlerde çalışan insanların yerini alabilecek makinelerde ya da protez ayak ve bacaklarda kullanabileceği görüşünde. Ayşe Gülsimit, Amerika'nın Sesi Washington. Gündemde Amerika'da başarılı olmuş Türklerin öykülerini aktarmayı bu haftada sürdürüyoruz. Bu kez genç yaşta 6 kitaba imza atmış çok sayıda dile çevrilen kitaplarıyla tüm dünyaya ulaşan bir akademisyen var. Bugünlerde yeni kitabı Wallet Allocation Rulu çıkarmaya hazırlanan Lerzan Aksoy'un öyküsünü sizler için dinledik. Hülya Polat'ın söyleşisini getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın Erden Aksoy kaç yıldır Amerika'dasınız? Buraya nasıl ne zaman geldiniz? Biraz kendiniz hakkında bilgi verir misiniz? Ben Amerika'ya 1995 senesinde öğrenci olarak geldim. Fulbright bursuyla. 6 sene kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm İstanbul'a. Koç Üniversitesi'nin akademisyen olarak çalışmaya başladım. Orada aşağı yukarı bir 7 sene civarı çalıştım. Evlenince ve eşimin Amerikalı olmasından dolayı ve burada yaşamasından dolayı New York, New Jersey'ye taşındım. Bir yedi senedir de burada yaşıyorum ve Fordham Üniversitesi'nde New York'ta akademisyen olarak profesörlük olarak devam ediyorum. İzleyicilerimize bilgi vermek açısından söyleyelim Fordham Amerika'nın saygın üniversitelerinden biri. Neden bu alanı seçtiniz? Yani müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ilginç bir alan. Neden pazarlama? Neden işletmecilik? Bu alana yönelmenizin özel bir nedeni var mı? Evet, esasında özel bir nedeni var. Ben Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Orada işletme bölümünde okudum. Okurken pazarlama hocam Amerika'dan yeni dönmüştü. Çok çok sevdiğim bir insan. Hem dersini çok sevdim, hem kendisini çok sevdim. Bana pazarlamayı sevdiren esasında benim pazarlama hocamdır. Ben de onun sayesinde ve onun sonucunda, bunun sonucunda pazarlama hocası olmaya karar verdim, akademisyen olmaya karar verdim. O yüzden burada da Fordham Üniversitesi'nde de, Koç Üniversitesi'ndeyken de bir akademisyen olarak hep bu pazarlama giriş dersini verirken. ...çok heyecanlanırım, çok önem veririm, titizlik gösteririm. Çünkü öğrencilerimin ilk pazarlamaya adım attığı derstir. Evet, çok güzel. Bu arada hocanıza da saygılar gönderelim buradan. Uzmanlık alanınız dediğim gibi müşteri memnuniyeti ve sadakati. Sadakatin son 20 yılda ciddi olarak azaldığını söylüyorsunuz yazılarınızda ve makalelerinizde. Bu azalmanın nedenini açıklar mısınız? bu konunun bizim için yani bireyler olarak bizim için önemi nedir ayrıca? Evet bu sadakat konusunu dediğim gibi 15 senedir üzerinde çalışıyorum. Son 5-6 senedir de birazcık geri adım atıp sadakat nedir, hayatımızdaki önemi nedir, yeri nedir biraz bunu araştırmaya başladım. Bir önceki kitabımız da Why Loyalty Matters, bu konu üzerinde esasında yazılmış bir kitap. Ve son 20 senedir hayatımızın birçok alanında sadakatin azaldığını görüyoruz. Bu arkadaşlık alanındaki sadakat dahil, iş yerindeki sadakat, müşteri sadakati zaten hep benim üzerinde çalıştığım bir konuydu. Ve bu sadakatin azalması sonucunda aslında birçok olumsuz Sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü sadakat baktığımızda esasında bizim için hem mutluluğumuzu hem de başarımızı etkileyen çok önemli bir unsur. Çünkü hem mutluluğumuzu hem başarımızı etkileyen en önemli faktör insan ilişkileri. Sadakat de bu insan ilişkilerini bağlayan, birbirine tutan en önemli unsur. O yüzden sadakat çok önemli hayatımızda haklısınız yoğun çalışan bir akademisyensiniz ama bu gönüllü çalışmalarınızı engellememiş gördüğüm kadarıyla Bridge to Türkiye adlı bir kuruluş için çok güzel girişimleriniz var eğitime yönelik Geçenlerde Ağrı Patnos'taki bir okula yardım için bir koşu düzenlediniz bundan da söz eder misiniz nasıl geçti koşu ve sonuçta ne elde edildi Evet bu koşuyu organize etmemdeki en önemli sebep en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Ağrı'da zorunlu görev yaptı 3 sene öğretmen olarak. O sırada hep yaşadığı zorluklardan bahsederdi ve ben bir şekilde yardım etmek istedim oradaki okullara ve çocuklara eğitim için. Ve 3 ay evvel Bridge to Türkiye Fund diye bir organizasyonda yeni yönetim kurulunda bulunan biriyle tanıştım New Jersey'de Vicdan Babaloğlu Akürek. Kendisiyle bu projeyi hazırladık. New Jersey'de bir koşu düzenledik ve bir bağış kampanyası yanında düzenledik. Koşuya gelenler bu amaç için koştular. Ee, ve bağış kampanyamızda 10 bin dolarlık bir hedef e, belirlemiştik. Bu 10 bin dolarlık hedefi en sonunda geçtik ve 13 bin dolar toplamış olduk. Ee, ve Ağrı Patnos'ta e, Akdilek Sebahattin Yıldız e, Okulu'nda 300'ü aşkın öğrenciye e, bot, mont ve okul çantası, kırtasiye dolu okul çantası gönderdik. Ee, bu şekildeydi projemiz. Evet ve bu projeleriniz devam edecek anladığım kadarıyla. Bir de okuldan e, ilginç bir videolu yanıt almışsınız. Bundan da söz eder misiniz lütfen? Tabii ki. E, oradaki okulun e, müdürü Muhittin Koç, e, bu Botmont ve bizim gönderdiğimiz okul çantalarının dağıtım günü e, sırasında birçok fotoğraf e, çekti ve video çekmiş. Ve bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Bunları bir video şeklinde derlemiş ve YouTube'a koydu. Bunu da bize gönderdi. Biz de bu sayede o gün bu çocukların yaşadığı heyecanı ve mutluluğu da onlarla paylaşmış olduk. Günümüzde kadınların eğitimde, siyasette, sosyal yaşamda rolü oldukça büyük ve sanıyorum son yıllarda kadınlar işle ev dengesini kurabilmek için ciddi bir ilerleme kaydetti. Siz de çok yoğun çalışan bir insansınız ve 3,5 yaşında bir oğlunuz olduğunu söylediniz daha önce. Acaba işle meslek ve ev dengesini, çocuk dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Evet, bu herhalde yaptığım işlerden en zoru diyebilirim. <laughs> bir anne olmak, bir akademisyen olmak, kariyeri hepsini aynı anda idare etmek hakikaten çok zor ee, ve oğlumuz tabi bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı eminim her ebeveyn olduğu, iç, olduğu gibi ee, bu dengeyi sağlamamda esasında birazcık kolaylık sağlayan benim kariyerim akademisyen olarak evde daha çok çalışabiliyorum benim okulum ve iş yerim bu konuda çok daha açık bu sebepten dolayı ben de bir anne olarak çok daha mutlu olabiliyorum ve iş yeri olarak da Fordham Üniversitesi bana bu desteği sağladığı için çok daha verimli çalışabiliyorum. Ve her iş yeri esasında bu tarz annenin yaşadığı zorluklara açık olup biraz daha yardımcı olduğu noktada bence çalışanların da çok daha verimli olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Lerzan Aksoy programımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz bundan sonrası için de. Sağ olun stüdyomuza geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Amerika'nın Sesi 2015 takvimleri hazır. Elimizde sınırlı sayıda olan takvimlerden istiyorsanız tek yapmanız gereken ekranda gördüğünüz amerikanınsesi.com adresinde bulunan formu doldurmak. Amerika'dan birbirinden güzel görüntülerin süslediği 2015 takvimini beğeneceğinizi umuyoruz. Amerika'nın sesi Türkçe yayın bölümü olarak hepinize mutlu yıllar dileriz. Amerika'dan hayata dair kesitler getirmeye çalıştık ekranlarınıza. Programımızı kapatmadan önce kısa bir hatırlatma. Amerika'nın Sesi yayınlarını dilediğiniz zaman amerikaninsesi.com adresini izleyebilir. Amerika'dan ve Dünya'dan her türlü gelişmeyi sitemizden takip edebilirsiniz. Facebook ve Twitter hesaplarımızla YouTube sayfamıza da bekleriz. Ayrıca bize ekranda gördüğünüz elektronik post adresinden de ulaşabilirsiniz. Biz haftaya yeni bir gündemle yine bu ekranda olacağız. Mutlu haftalar, hoşçakalın.